Merhaba, bu videoda sizle birlikte İngilizcenizi nasıl geliştirirsiniz, daha eğlenceli nasıl kelime öğrenirsiniz bunu göreceğiz. Bunun için size 15 tane oyun göstereceğim. Birincisi four letters, çok basit. 4 tane harften, yani seviye atlatarak gidelim. 4 tane harften kelime oluşturuyorsunuz. Yani four kelimesini harflerden seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Tabii ki bunun Apple Store olduğu gibi Android cihazlar için uygulaması var. İkincisi Word Cookies. En eğlencelisi bu. Yine harflerin arasından çorba gibi seçip kelime oluşturuyorsunuz. Ne kadar çok kelime oluşturursanız o kadar iyi. Bu biraz daha ileri seviye, biraz daha zorlayacaktır sizi. Ama bu da keyifli bir oyun. Tabii ki aynı zamanda Android için de uygulaması var. Bir yana geçersek, burada Word Search var. Bunu eskiden gazetede, dergilerde çok severdik. Yani kelimeyi bulalım. Ama bunun amacı, bütün bu gösterdiklerimin amacı bir zahmet bu kelimeyi merak etmeniz. Yani göreceksiniz sonlara doğru, son bölümde şeyler var. Hemen şu kısımda resimleriyle bulmaca. Kelimeyi zaten öğrenmeniz gerekiyor. Ama bu kelimelerin ne işe yaradığını, ya earwig'in ya da cryfish'in ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Boşu boşuna oynamayın. Tabii ki aynısı Android için de var. Biraz daha ilerlersek Word. Word bir tık böyle biraz daha hani crossword denilen gazetelerdeki bulmacalara benzer bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani kelimeyi buldukça diğerlerine yardımcı oluyor farkındaysanız. Direkt bulmaca var, onu crossword diye arayabilirsiniz. Ama onlardansa bu tip oyunlar size daha keyifli gelecektir. Bu oyunların linklerini açıklama bölümüne ekliyorum. Bir yana geçersek hemen Word Mint var. Word Mint gördüğüm oyunlar içerisinde aslında grafiği çok güzel olmasa da eli alıştırması biraz daha hani otobüste, metroda, ıvır zıvırda oynaması daha kolay, daha keyiflilerden bir tanesi. Biraz farkındaysanız Scrabble'ın çakması. Bu arada Scrabble da var ama onu göstermeme gerek yok. Tabii ki Android üzerinde bunu da oynayabiliyorsunuz. WordBrain var. WordBrain biraz daha farklı diğerlerine göre. Yine kelime buluyorsunuz ama böyle arayı arayı buluyorsunuz. Oynanışını ben yükledikten sonra, yani eğitimlerde ben de kullandırmak için yükletiyorum. Pek sevmedim ama reytingi çok yüksek. Bende belki sorun vardı. Çünkü reytingi çok yüksek olduğu için pas geçmek istemedim. WordBrain'de incelersiniz. Baksanıza şuradaki kullanıcı sayısına. Ve geldik WordConnect'e. WordConnect çok keyifli. Yani içlerindeki en keyifli iki oyundan bir tanesi zaten şeye çok benziyor. En başta gösterdiğim Word Cookies'e. Nerede? Evet. Aynı mantık. Oynanışı çok güzel. Ratingleri de çok çok iyi. Yani böyle 4 üzeri rating alan, bu kadar yüksek alan çok fazla oyun yoktur. Tabii ki Android Store'da da var. Yani Play Store'da da var. Bunun yandan göstereyim size. Word with Friends Classics var. Şimdi buradan sonra arkadaşlarınızla oynayacağınıza geliyoruz ki hemen şu yanda gördüğünüz Word Stick, Scrabble, bunların hepsi var. Bakın burada çark felek de var. Wheel of Fortune. Bunları da oynayabilirsiniz. Ama zaten Scrabble dediğiniz zaman karşınıza hem Türkçe hem İngilizce Scrabble çıkıyor ve Electronic Arts'tan çıkıyor. Şimdi Electronic Arts'ınki güzel mi? Güzel. Ama bazen oyun içerisinde biraz gaza gelip belki bir tık bir şeyler almaya çalışabilirsiniz. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bunlardan bir tanesi. Ya bunun ya bunun içerisinde küçük para harcatıyordu. Ve Hangman, yani çocukluğumuzun adam asmacası, çok keyifli yapmışlar. Tek başınıza oynayabiliyorsunuz, arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Orası keyifli. Ben 38 yaşımda oynadım yani bunu. Üzülmeyin, Apple Store'da olduğu gibi Google Play'de de var. Artık Android'de olan olmayan diye göstermeyi bırakacağım. Çünkü artık araştırırsınız. Picture and Words var. Bu biraz daha hani basit. Biraz daha basit. Ve daha böyle otobüste falan oynanacak şekilde, kafanızı patlatmayacak şekilde. Yani bir elinizde otobüsün şeyini tutarken, demirini, resimlerden kelime düşünüyorsun ama unutmayın burada kafayı biraz çalıştırmanız gerekiyor. Yani şu esnemelere baktığınız zaman esneme kelimesini yawn, YA, şuradan da W'yu çekersiniz. Yawn olduğunu bilmeniz gerekiyor. Araştırıyorsunuz. Hep amaç araştırmak. Ve geldik Letterpress'e. Letterpress yine arkadaşlarla oynayacağınız, biraz da gıcık olabileceğiniz savaş tarzında bir oyun. Oynayın, keyiflidir. Arkadaşlarla oynaması da daha keyiflidir. Harf tüketiyorsunuz. Şimdi buradan sonrası biraz oyundan öte. Ahmet Özcan'ın yaptığı, ki tanımam etmem, bir uygulama var. Kelime ezberleme. Direkt artık oyun oynamak yerine ezberlemek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Free olmasa, yani bedava olmasa tanıtmazdım. Bir yanda ha bakın, bu mantık çok hoşuma gidiyor. Buradan sonrası daha farklı bir mantık aslında şu kısım. Sonda zaten göreceksiniz, iki tane tanıdık yüz gelecek. Bunlar böyle kelimeyi burada görüyorsun. Mesela scissors ya da işte fan. Diyorsun ki scissors nedir? Ha, makas.
Çünkü sözlüğe gidip bakıyorsun. Böyle böyle bulacaksın ama hiç sıkıcı yapmamışlar. Bunları Hidden Object Games diye aramanız lazım. Bakın birçok örneği var. The Secret Society. Öğrencilerimi mutlaka oynatıyorum. Kitap okumayın. Kitap uygulaması yapmanıza gerek yok diyorum kelime öğrenmek için. Kelime öğrenmek için. Bu tür oyunlar oynamanız yeterli bakın. Görüyor musunuz? Oyunların isimlerini tek tek gösteriyorum ama Hidden Objects yazdığınız zaman şuradaki gibi. Hemen şurada göstereyim. Bakın burada ne yazıyor? Hidden Objects. Bunu yazarsanız birçok oyun çıkar. Ve bunların içerisinde en favorilerinden bir tanesi buydu. Bu ikisine değinmeden asla videoyu bitirmem. İngilizce ise söz konusu. Quizlet oyun şekline çevirmişler. Enfes bir yer. Kanalda zaten Quizlet'in videosu var. İzlersiniz. Ve aynı zamanda da bu videonun bitiş bölümünde zaten göreceksiniz Quizlet'i. Ve burada Wall Screen var. Wall Screen'de uygulamaları var zaten enfes bir şey. Videolar üzerinden İngilizce öğrenmenizi sağlıyor. Bu uygulamalarla İngilizcenizi keyifli şekilde geliştirirsiniz. Bolca kelime öğrenirsiniz. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanaldaki İngilizce videolarımın İngilizce setini ve Rusça setini ve yakında gelecek Almanca, Arapça, Japonca setlerini izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.